80 sonrası Türk Edebiyatı'nda ve toplumsal değişim bağlamında her ne kadar bir çalışma içerisinde bulunuyor olsam da öncelikle şunu söylemek yerinde olur. Bu çalışmalar hali hazırda devam ederken öncelikle bir kafa karışıklığı oluyor. kafa karışıklığının içerisinden belki şu anki konuşma gerçekleşecek. Öncelikle bunun için özür diliyorum. Şöyle bir genel hatlarıyla 80 öncesi Türk hikayesine baktığımız zaman, 80'e 80'li yıllara gelene kadar ki Türk hikayesinin içerisinde daha özel bağlamda bütün bir hikaye toplamını Tanzimat'tan bu tarafa konuşmayacağım tabii ki ama 80'lere gelene kadar Türk hikayesinin içerisinde bir İslamcı damardan söz etmek mümkün değil. Cemal abinin sürekli söylediği hepimiz Rasim Özdenören'in paltosundan çıktık sözü bu çerçevede anlamlı. Evet İslamcı öykücülerin hepsi Rasim Özenören'in paltosundan çıkmışlardır. Fakat Rasim Özdenören'in paltosunda öyküsünde İslamcı bir damarın izlerini göremeyiz. Daha çok 1950 kuşağının bunalım edebiyatının izleriyle öykülerini oluşturmuştur. Her ne kadar bunalım edebiyatının etkileriyle öykü coğrafyasını kurmuş olsa da Rasim Özdenören, e, diriliş dergisi çevresinde bulunması, diriliş düşüncesinin e, ilk döneminde kendi fikriyatını etkilemiş olması e, sebebiyle bunalım edebiyatını diriliş fikriyatıyla meclis ederek bir öykü dünyası kurmuştur. Fakat Rasim Özdenören'in öykü dünyasında Rasim Özdenören'in kendini kişilik olarak yerleştirdiği ee, İslamcı düşüncenin etkileri öykü dünyasına o ilk dönemde yansımaz. Yani şöyle baktığımız zaman İslamcı düşüncenin bir teorisinin e, gerek iktisadi anlamda gerek diğer alanlarda e, var mı yok mu gibi bir tartışma içerisine girmek istemiyorum ama hani bunu kurma, bu alanda söz söyleme, bunu öyküye yansıtma en azından teorik olarak Rasim Özdenören'e nasip olmamıştır diyebilirim. Evet denemelerinde bu düşünceden bahsetmiştir. Denemelerinde bunun etkileri söz konusu olmuştur. Fakat öykülerine bu düşünce tam olarak yansıyamamıştır Rasim Özden ee, Şöyle baktığımız zaman ondan sonra gelen belki 70'li yılların o kaotik ortamının içerisinde onu bizzat ilk gençlik dönemlerinde yaşayan öykücüler kendi gençliklerinin vermiş olduğu heyecanla kendilerinin konumlandıkları konumlandırdıkları yerden kendi öykülerinde kurmaya başlamışlardır belki. Bu noktada işte hemen yanı başımızda oturan Cemal abinin öyküsü, Hüseyin Su öyküsü, Ramazan Dikmen öyküsü, Necip Tosun öyküsü, Ali Haydar Haksal öyküsü ve Cihan Aktaş, Halime Toros gibi isimlerin öykülerini sayabiliriz ki zaten hani bir elin parmağını geçmeyecek sayıda da İslamcı öykü vardır, öykücü vardır 80'den sonra. Şöyle bir 80'den sonra yayınlanan külliyata baktığımız zaman, isimlere baktığımız zaman toplamda isim sayacak olsak 10'u 12'yi geçmez 80'lerden sonra. Belki 15 olur İslamcı öykücü, İslamcı olarak kendisini tanımlayabilecek öykücü sayısı. Bu İslamcı olarak kendini tanımlayabilecek öykücülerin içerisinde de İslamcılık düşüncesinin doğrudan hikaye kanalıyla e, metinlerine dahil olduğu isimler ne yazık ki fazla değildir. İşte Cemal Şakar'ın öykülerinde. İslamcı tavır sergileyen ilk öykülerinde en azından bir fert göremeyiz. Veyahut da Ali Haydar Aksal öykülerinde göremeyiz. Ali Haydar Aksal öykülerinde daha çok bunalımlı tipleri görürüz. Bunalım edebiyatının etkisinde kendisini işte şehirle problemler yaşayan, bulunduğu bulunduğu coğrafyayla kendisiyle problemler yaşayan insan tipleri görürüz. Bu noktada iki isim ön plana çıkıyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Bir tanesi Ali Kemal Temizler, Feveran isimli kitabındaki öyküleriyle. Bir tanesi de Ramazan Dikmen'in ilk dönem öyküleriyle karakterler tamamen, öykülerindeki karakterler İslamcı refleksler sergilerler. Sadece kendileri İslamcı olmakla kalmaz, öykü karakterleri de İslamcı refleksler sergilerler. Ben diğerlerinin İslamcı olmadıklarını falan iddia etmiyorum burada. Fakat öykülerine bunu tam olarak yansıtamadıklarını e, söylemek istiyorum. Şöyle bakıldığı zaman ilk başta Ramazan Dikmen öyküsü her şeyden önce reddetmekle başlar. Neyi reddeder? Dönemin baskın öykü anlayışı olarak söylenen bunalımı reddeder ki bunu öyküsünde de söyler. Ne der mesela? Günah isimli öyküsünde biz de şunu söyler. Ee, Müslümanca tavrı net olarak görülür ve şöyle der. Sorma Vedat'cığım o günlerde çok bunalımlıydım. Kahramanları konuşturuyor. O günler bunalımdan söz etmek modaydı. Okuduğumuz kitaplarda, dergilerde hep bunalım, yer bunalım, yer bunalım içerdik. Kardeşim inanan insan nasıl bunalır doğrusunu bunu pek anlamıyorum. İnanan insan bunalmamalı, inanan insan bunalımın içerisinden konuşmamalı diye ilk olarak sözünü bunalımı reddederek kurak Ramazan dikmen. Ve İslamcı düşüncenin henüz öykü anlamında kendisini kurmuş olmadığını yani fertler anlamında en azından yansımadığını öykülere söyleyecek olursak şiirdeki söylemin sertliğinden yararlanır. Hangi şiirdeki mesela İsmet Özel şiirindeki sertlikten yararlanır ve öykülerini okuduğum zaman da bizzat gördüm. İsmet Özel şiirindeki sertlikle Ramazan Dikmen öyküsü arasındaki sertlikteki benzeşme. Erdem Beyaz'ın şiirlerindeki e, sertliğin e, yansımalarını da hakeza Ramazan Dikmen öyküsünde gördüm. Şöyle bir hatırlayacak olursak şeyi e, İsmet Özel'in Partizan isimli şiirini. Hemen onun yanında onu hafızalarımıza tutarak Ramazan Dikmen'in şu mısralarını okursak, mısralar diyorum ki şiirsel bir dili var, satırlar demem lazımdı. Gerçekten de şiir gibi ne demek istediğim daha iyi anlaşılacaktır. Şöyle diyor Ramazan Dikmen, yazan biriyseniz boğazınızda onulmaz bir ur taşıyorsunuzdur, bilirim. Yaşamak sık sık şişirir onu, büyütür. Soluğunuzun daraldığını duyarsınız, gırtlağınızda karıncalanmalar başlar... Nedenli zorlanırsanız zorlanın, tutamazsınız kendini, boşanırsınız. Ne kadar da çok benziyor İsmet Özel'in e, Partizan şiirinde, tam olarak şu anda hatırlayamayacağım ama gırtlağımda bir harf yok. Buna dayanacağım şekline başlayan mısralarına. Yani henüz öykü sertliğini kendi içerisinde bulamadığı için şiirin söylem sertliğini kendi öykülerinin içerisine dahil ediyor Ramazan Dikmen. E, Öykü şu anda öykü üzerinden bir tahlil çalışmasına girişmeyeceğim. Fakat öykünün devamına baktığımız zaman Erdem Beyazıt'ın şiirlerindeki bazı mısralardaki sertliğin, efendime söyleyeyim Sezai Karakoç'un bazı mısralarındaki o e, tefekkürü tavrın özellikle bu öyküye yansıdığını görürsünüz. Ağlama Güncesi isimli öykü. Ee, Ramazan Dikmen öyküsünde kahramanlar, bütün diğer öykücülerimizde gördüğümüz gibi Müslümandır. Öykülerine de Müslümanca atmosferler yansır, namaz kılar. Öykü şeyler, kahramanlar namazlarını kılarlar. Namaz kılma, öykünün hemen hemen her öyküsünde Ramazan dikmenin geçer. Öykülerinde e, İslam mücadelenin çeşitli görünümleri yer bulur. Bu sadece görünüm olarak değil, yöntem olarak da belirir. Öyküde bir yöntem tartışır. İslami mücadele nasıl olmalı? E, bunu... Mesela hemen bunu söylemeden önce öykülerine yine biraz önce bahsettiğim İslamcı tipler yansıdı. dedim. Yavuz isimli öyküsünde cami avlusunda vurulan bir e, kahramandan bahseder ki bu bana metin yükseli anıştırdı. Büyüklerimiz daha iyi bilirler acaba onun için mi yazmıştı yoksa değil miydi? Böyle bir kişilik ve karakterlerde görürüz. Hemen biraz önce sonra e, az önce bahsettiğim fikri tartışmadan neyin nasıl olması gerektiği ile ilgili fikirlerden bahsedecek olursak öyküsüne yansıyan ne diyor Ramazan Dikmen? Şunu söylüyor. İki karakter arasındaki konuşma üzerinde İslami mücadelenin nasıl olması gerektiği ile ilgili fikirlerini öyküsüne yansıtıyor ve şöyle diyor. Yolların en incesi yolumuz, en kutsalı, hak. Başkalarına hiç mi hiç benzemeyiz biz. Bin yıllık bir geçmişe, en, engin bir kültüre, görkemli bir uygarlığa dayanıyoruz biz. Elbet bizim de toplumsal hayatın güncel gelişmeleri karşısında bir tavrımız olacak. Kahramanı konuşturuyor tabi bu hani bir deneme falan değil. Gençliğin sorunlarına biz de eğileceğiz. Düşüncemizi en çağdaş yöntemlerle yaymak zorundayız. Başkalarından geri kalamayız. Düşmana kendi silahıyla karşı koymak gerekiyor. Yalnız çok dikkat edilmeli ki biz sokağa dökülemeyiz. Vuruşan kamplardan biri olamayız. Bu başkalarının çok başkalarının oyununa gelmek olur. Biz önce ordumuzu kurmak zorundayız. Bu ise örgütlenmekle mümkün. Örgütsüz mücadele nasıl düşünülebilir? Bu noktada görev ve sorumluluklarımız büyük. Gittiğimiz her yere derneğimizi de götüreceğiz. Her geçen gün yeni üyelerle çoğalacağız. Bir büyük ordu olacağız. Elbet bizim de günümüz gelecek. Şimdi bize düşen hazırlanmak, yetişmek. Bakın derneğimizde bir yandan seminerler, öbür yandan spor kursları düzenlenmiş bulunuyoruz. Boşuna sanmayın bütün bunları böyle böyle kendimizi yetiştireceğiz. Yine mücadelenin içerisinde bir tavır olarak gazeteden bahseder ki gazetenin çıkarılması gazetenin nasıl olması gerektiği ile ilgili de e, satırları öykülerine yansıtır. Ne der Ramazan Dikmen işte birkaç satırdan söyleyecek olursam o gazeteler hiç bize karşı yansız ne bileyim haksever davranır mı? Olası mı bu? Bizden ya hiç söz etmezler ya da öyle bir yazarlar ki okuyan bizi de düpedüz egemen sistemin halkış şerrinden korumaya çalıştığı azmış canavarlardan bir yeni Türk sanır. Buradaki tersineliği göstermek için istediğin kadar çırpın boşuna. Görünürdeki karma karışık olayların perde arkasını anlatmak istersin. Kolları sıvar işe koyulursun. Canına, dişine takar bin bir güçlükle gazete çıkarırsın satamazsın. Almazlar. Hoş alsalar o zaman da gazete değil mi yalandır yazdığı derler. Ama çok satan gazetelere bal gibi inanırlar. Hadi gazete neyse bildiri dağıtırsın para istemezsin diye devam ediyor. Yani mücadelenin yöntemlerin öyküsüne yansıtan İslamcı tavrı olan kişileri öykülerinde kahraman olarak kullanan bir isim olmaktan kastım buydu. Ramazan Dikmen çok serttir dedik. Sertliğini öykülerinde görüyoruz ki ben şu ana kadar okuduğum öyküler içerisinde nasıl gözden kaçırmışım bilmiyorum. Ödül töreni gibi sert bir öykü okumadım. Dönemin neoliberal ekonomik anlayışına tam bir böyle karşı çıkıştır. Ülkeyi affedersiniz e, yani bu, bu kelime hani kullanmak zorunda genel bir genel evi Tavrı içerisinde değerlendirir ve genel evlerinden alınan e, vergilerle bir toplumsal yapı kurulmasına da bir karşı çıkış olarak bir öyküyü yazar. Öyküyü okuduğunuzda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Sonrasında hani öyküyü biraz özetleyecek olursam 200 yıllık bir geleneğimiz vardır der bu hani şeyi e, genel evi açan kişiyle ilgili. Bu genel evini ilk başta benim e, büyük ninem açmıştı. Şeklinde devam eder. Sonrasında işte aradan 200 yıl geçti. Bu 200 yıllık birikim sonunda bir ödül töreni düzenledik biz e, bu yerle ilgili der. Sonrasında buradaki kişi çok ilginç bir şey söyler. Orası benim dikkatimi çekti. Bununla da e, şeyi bitireceğim, Konuşmam bitireceğim. Şu kısım plasta. Son olarak atılım müessesemizde 20 yıl önce genel evin son sahibi bahsediyor burada kendinden. Müessesemizde 20 yıl önce yeni bir kadro iş başına geldi. Bu yeni kadroda yer alan insanların özelliği zeki, çalışkan, geniş görüşlü, atılımcı, girişken olmaları kadar dürüst, temiz, erdemli ve dindar da olmalarıydı. Bu, burası çok ilginç. Genel evin başına dindar da olan kişiler geliyor. İtiraf edeyim başlangıçta yönetimi bu kadroya devretmeye gönlüm pek razı değildi. Çünkü bu arkadaşlar bana fazla dürüst, fazla erdemli, fazla adaletli nasıl diyeyim müessesemizin yer aldığı hizmet kesiminin gerektirdiği esneklikten uzak görünüyorlardı. Başarılı olamamalarından korkuyordum. Ama yine itiraf edeyim çok geçmeden ne kadar yanıldığımı anladım. Bir kere yeni yönetim çağdaş işletmeciliğe yaraşan bir anlayışla işe koyuldu. Kısa süre içinde evi birinci sınıf otel düzeyine getirdi dindar bunlar. Yani kendini dindar olarak niteleyen kişiler yönetime gelen. İyi, temiz, özenli ve zamanda sunulan hizmetten hoşnut kalan müşteri tekrar gelmeye başladı. Bütün kızlar sigorta ettirildi. Yani adaletli davranıyorlar. Fazla işe prim esası getirildi. Kızlara haftada en az bir gün zorunlu izin verildi. Kısa süre içerisinde müessesemizde çalışmak için başvuran kızların sayısına tam bir patlama oldu. Sonra öykünün devamında daha can alıcı bir yer. Örneğin kimi işçilerimizin, kimi kahyalarımızın yıllardır süre gelen taleplerin dikkate alarak kuruluşlarımızda ibadethaneler yaptık. Çok geçmeden bununla ne kadar iyi ettiğimiz de anlaşıldı. Çünkü gördük ki en doğal manevi ihtiyaçların artık rahatça gidebile, giderebilen personelimizin gönül gücü ve verimi hayli yükseldi. Ya böyle sert bir öykü yok yani. O dönemki anlayışı eleştiren, o dönemki işte e, para nereden gelirse gelsin mübahtır. Bu mübahlık e, paranın geldiği yer çok da önemli değildir. Önemli olan bunların nerelerde harcandığıdır vesaire gibi hani kazan kazan nereden kazanırsan kazan şeklinde bir anlayışı e, yerin dibine geçiren bir öykü olarak görüyorum. Hani bunun e, üzerine çok çok konuşulabilir bu öykü üzerinden belki bir sempozyum düzenlenebilir Aykut arkadaşımızın söylediği gibi. Ramazan dikmenin genel anlayışını hani bu öyküler üzerinden çıkarabiliriz ne kadar sert olduğunu. Ee, şöyle baktığımız zaman son olarak e, toparlayarak şunu söyleyebilirim. İslamcı bir kimliktir. İslamcı bir kimlik olmasının yanında bu İslamcı kimliğini teorik olarak e, öykülerine de yansıtmıştır. Bu tavırdan ilk dönem öykülerinde e, Ramazan Dikmen'de de vardır. Belki biraz Hüseyin Su'da vardır ve Ali Kemal Temizler'de vardır. Teşekkür ediyorum. Biz de Yunus Emre Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz. Ramazan'ın sertliğinden bayağı etkilenmiş çok Yunus Emre <laughs> sert bir tebliğ sundu. Ee, bu bunalım üzerine de durmak isterim ee, Yunus'un da atıf yaptı. Biz lise yıllarında işte Sartır Kamu okuyoruz. Ee, kahvehanelerde de bol bol çay sigara içerken bir başka arkadaşımız geldiğinde ne yapıyorsunuz falan ne olsun işte bunalım takılıyoruz derdik. Gerçekten bu bunalım takılma çok uzun yıllar sürdü. Fethi Naci 1950 kuşağın bu bunalımı eleştirirken onlar bunalımı yakalarında bir aydın süsü olarak taşıdılar diyor. Ömer Lekesiz de bu bunalımın ithal yapay bir bunalım olduğu şeklinde bir tespiti vardı. Öykücülüğümüz için çok verimli bir damar iddiasında aslında bu bunalım. Ama ne, ne ki ontolojik bir kaygıyla, ontolojik bir sorgulamayla hiçbir zaman buluş, buluşmadı, buluşamadı. Gerçekten o bunalım bizde daha sonraki yıllarda yani nereden geldim, neredeyim, nereye gidiyorum gibi çok temel ontolojik kaygılarımızla yüzleşseydi çok güçlü bir damar oluşabilirdi belki. Ama çok şükür ki biz son 10 yılda bu bunalımlı edebiyattan yeni kuşak öykülerinin yavaş yavaş çıktığını gözlemlemek bizim de yüreğimizi serinletiyor.